Atatürk defalarca Tesla'yı çağırıyor. Gel diyor. Hani Antakya'da buluşuyor diyorlar. Gel diyor. Yani bari diyor, ben sana diye destek veririm diyor. Makedonya böyle bölgesi, Sırbistan ve Selanik bölgesi 1800'lü yıllardan 1900'e kadar bir vortex vardı orada. Bir yüksek bir enerji vortexi vardı. Zion dönemi. Siyonizmin dönemi diyor. Adamlar kodluyorlar ya. Z kuşağını kodladılar ya her yere. 1000 yılı çiziyorlar. Ya 1 yıl, 2 yıl, 10 yıl, 100 yıl değil. 1000 yıl. Tesla diyor ki tek başıma diyor bir şey yapamadığımı anladığım için diyor artık diyor çok bir şey beklemiyorum diyor hayattan. Tesla'nın notu da böyle yazıyor. Tek başıma bir şey yapamayacağı. Atatürk defalarca Tesla'yı çağırıyor. Gel diyor. Hani Antakya'da buluşuyor diyorlar. Gel diyor. Yani bari diyor, ben sana diyor destek veririm diyor. Destek vereceğim. Hatta Einstein'ı da aynı şekilde şey yapıyor. Geliyorlar. Dediğiniz gibi işte Antakya'da işte Amik Ovası'nı anlatıyoruz ya, Armagedon'u falan işte. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. İnsanlar şunu bilmeliler ki Tesla öldürüldü. Tabii. Tesla adam öldürüldü. Geçen sene evet. Ben Belgrad'daydım, Sırbistan'da. Orada anlatıldı. İnanır mısın? Haftada bir otelini değiştiriyormuş pansiyonum. Zaten o kadar otel değil yani, o kadar kötü yerlerde kalıyor ki. Kağıt defter, valiz sadece. Başka bir şeyi yok zaten üstünde kazayla. Bir oraya gidiyormuş, toplanıp bir daha böyle odasından da dışarı çıkmıyormuş zaten. Evet. O kadar korkuyor yani öldürülmekten. Bir şeyleri tamamlamaya çalışıyor. Evet. Elindeki evraklarını korumaya çalışıyor. Nihayetinde de bulunduğunda zaten onun yani CIA evet. Her şeyini alt üst etti. Darmadağın bulundu daha sonra odasında. Atatürk'ün manevi kızlarından Sabiha Gökçen falan. Onun bakın bir şey söylediği bir şey var. Benim de şahit olduğum, bunlar gerçi biraz farklı şeyler de açıklamayalım da üstü kapalı açıklayalım, bunları söyleyelim. Diyor ki Atatürk'ün kendisi bunu beyan ediyor yani. Duyuyor yani. Hasan Tahsin var. Tahsin Bey. Şeyde Mayepet etti galiba. Mayatepek. Mayatepek. Hasan Tahsin ilk kurşunu atan o başka. Evet, o. Tahsin Mayatepek. Onun da gerçek ismi Osman'dı zaten. Osman'dı galiba, yanlış hatırlamıyorsam. O da Selanikli. Gerçi Selanikliler kurtarmış ülkeyi. Şimdi diyor ki Tesla diyor işte diyor aslında diyor yani Tesla diyor öldürüldü. Yani o kadar çok gel demiş, hani gel Türkiye'de bir şeyler yapalım. Türkiye'de sana destek, çünkü bir atılım var burada yani. Ama büyük ihtimalle Tesla Türkiye'ye gelecekti aslında. Fakat buna izin vermeyen kim oldu? Biliyor musunuz? Ben biliyorum galiba. Ben söyle. Ay böyle. Ya şimdi bakın. Kimlerle savaşmıştı? Tabii ki İngilizlerle. İngilizler bunu çok iyi biliyordu. İngiliz derin devleti, Amerikan derin devleti bunun hepsini biliyordu. Ama aslında bu tarafa gelmesine en çok izin vermeyen başka bir şey vardı. O da bugünkü işte dünyayı harbi elinde tutanlar. Maalesef böyle. Hatta Atatürk birçok şey gönderdi, ekip gönderdi Tesla'yı almak için. Bunlar hiçbir yerde duyduğunuz şeyler değildi. Kimse de duymaz bunları. Biz bunları biliyoruz da insanlara anlatıyoruz. Bazen işte yakınlarımızdakilere söylediğim zaman yok ya falan diyor. Mesela diyorum ki şunu şöyle bak diyorum. Şuradan şu aa diyor, evet diyor, doğru diyor, böyle olmuştu diyor. Yani şimdi söyleyemiyoruz bunları da. Ama o noktaları gösterince şok oluyorlar insanlar. Evet diyor yani. Bakın çok ilginçtir. Tesla normalde Sırp asıllıdır. Hırvatistan şeyinde. Ve o Makedon bölgesi, şimdi sizin alanınızı da söyleyeceğim. Makedonya böyle bölgesi, Sırbistan ve Selanik bölgesi
1800'lü yıllardan 1900'e kadar bir vortex vardı orada. Bir yüksek bir enerji vortexi vardı. Bakın, bugün Büyük İskender'e kadar hiperaktif ve yüksek zeka insanlarının var olduğu topraklar. Çünkü mineraller çok sağlıklı, beslenme çok sağlıklı, ama onun dışında yüksek bütün bilinçler oradan çıkmış. Einstein, Tesla, Atatürk, işte diğerleri hep o bölgeden çıkmışlar. Mekadon toprakları. Şimdiki olayda ne yapılmaya çalışılıyor? İşte tekrar o Babil, işte Armageddon'a geliyoruz. Armageddon'da yeni bir bilinç oluşturuluyor. İşte yapay zeka oluşturuluyor. Yeni şeyler oluşturulmaya çalışacak ve büyük bir Zion toprağı. Zion dediğin ya, Z kuşağı. Aslında Z kuşağı derken gençler kendisini anlıyor. Matrix'te de vardır Zion bu, kuşağı. Biliyorsun. Matrix'te de vardır. Evet. Aslında Z kuşağı deyip de gençler aslında burada aldanmasınlar. Onları kastetmiyorlar. Zion kuşağı, Zion dönemi, Siyonizmin dönemi diyor. Adamlar kodluyorlar ya. Z kuşağını kodladılar ya her yere. Diye bunu yaptırıyorlar Mukaddes Hanım. Bakın, Z kuşağını söyleyse Zion'u yaratacaklar. Bu da Armageddon'un bir planı. Aynı şey. Öyle yapmadılar mı? Bize yıllarca kelime kodlamadılar mı? Adamlar bin yılı kodu, bin yılı çiziyorlar. Ya bir yıl, iki yıl, on yıl, yüz yıl değil. Bin yıl. Ya. Bin ya. Yıl projesini, gelecek bin yılın projesini yapıyorlar. Evet, evet. Bu zamana kadar kodladıkları her şey, yani bizim yaşadığımız şeyler, zehirli şekerlemeden tutun da diğerlerine kadar hep bir kodlamayla gelindi yani bunlar. Her şey apaçık ortadaydı. Biliniyordu yani bunlar. Ama bilmeyen halkın kendisi. Biz bir şeyler söylemeye çalışıyoruz. Diyor ki adam, diyor sen diyor nasıl biliyorsun? Ben diyor profesör nasıl biliyor? Mustafa Kemal Atatürk'ün mü sözüdür bu? Şimdi gittiler ama 100 yıl sonra yine gelecekler. Bir de aynı zamanda yine Churchill. Yani Mustafa Kemal Atatürk yüzünden biz Türkiye Cumhuriyeti, Türklerle ilgili planlarımızı 100 yıl ertelemek zorundaydık. Evet, öyle bir bakar söz. Mısın ne çıkıyor? Bu da şimdi çıktı ha. Evet. Bu da şimdi çıkıyor. Yani 100 yıl erteledik. 2023. Aha. 2023'te her şeye rağmen, yani Kayaların oğlunun ortaya çıkacağı, Barış Manço Kayaların oğlu. Evet. Kayaların oğlu. Ve ben çok yani kayalara, taşlara kodladıklarını biliyorum, atalarımızın bazı bilgileri. Evet. Onların da açığa çıkacağını, evet, biliyorum. Bunlar da biliyorlar Kenan. Bunlar da biliyorlar. Göz göre göre, bana göre göz göre göre, yani zaten var olan fay hatlarını gayet rahat ellerinin avucunun haritası gibi biliyorlar. Zaten var bu fay hatları. Besbelli ortalıkta dolanıyor. Marmara bölgesinin, Ege bölgesinin, Karadeniz'den yine o bölgeye inen fay hatları zaten üç tarafı da fay hatları çevrili. Konya Ovası hariç Anadolu fay hatlarının döşeli olduğu topraklar. Bunları rahatlıkla harp teknolojisiyle aktive ettiler. Kesinlikle. 2023, 100 yıl sonra geldiler.